Evet, bugün Buluttan Sohbetler'in bir sonraki bölümünde sürdürülebilirlik ve çevre uzmanı Umay Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Ne kadar güzel bir atmosfer, ne kadar güzel bir ortam. Çok teşekkür ediyorum davet için. Çevre ve sürdürülebilirlik konusu, bu bizim çağımızdaki en büyük problemlerden bir tanesi de iklim krizi ise seninle her türlü meteorologlar, oşinograflar, coğrafyacılar bir tabanda buluşuyor. Ekonomistler, zaten markalarla, şirketlerle olan ilişkilerini ve araştırmalarını biliyorum. Tekrar hoş geldin dedikten sonra sence ilk kafadan bütün konuyu kapatacak soruyu sorayım mı? Kurtulamayacak mıyız? Dünyanın sonu mu geliyor diye. Yani şöyle, çok teşekkürler bu giriş için. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bir çevre mühendisi olarak tabii ki yeterli değil, tabii ki mümkün değil bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek. Ama ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar önemli. O yüzden hani Buluttan'ın da yaptığı bu çalışma gerçekten bence de çok önemli. Bunu önce de söylemiştin bana öncesi sohbetimizde. Hı hı. Sen etrafında bu tip sözün yayılmasına aracı olan uygulama olduğu sosyal medya, bunlara da çok destek verip sıcak karşılıyorsun. Hı hı. Sonuçta aynı dünyada yaşıyoruz, aynı ülkede yaşıyoruz. Bu reklamlarda ya da kampanyalarda dünyayı kurtarmamız lazım diye bir söz var. Ben de birkaç tane kampanyada yer aldım, böyle işte birkaç söz, bir iki replik okudum ettim. Hep bir kurtarma. Aslında kurtarılacak olan kim? Umay. Yani evet. Kurtarılması gereken dünya mı, yoksa biz mi kendimizi kurtarmalıyız? Bunu nasıl yorumlarsın? Çok güzel bir soru. Yani gezegen ve insan, daha doğrusu gezegen ve canlılar aslında bir bütün. Biz birçok açıdan etkileşim ve iletişim halindeyiz gezegenle birlikte. Belki bu bizim anladığımız şekilde fiziksel olarak gerçekleşmiyor olabilir ama yani biz hani etkileşimi, iletişimi dokunmaktan, fiziksel olarak bir araya gelmekten anlıyor olabiliriz ama bizim aldığımız nefes bile aslında gezegenin bize sağladığı atmosferin bir ürünü. Oksijen de öyle bir şey. Dolayısıyla biz aslında gezegenle canlılar olarak çok önemli bir bağ kurmuş durumdayız. Yaşamsal bir bağ kurmuş durumdayız. Ve şöyle bir gerçek var ki, senin de işaret etmek istediğin gibi, eğer insanlık gezegenin sonunu getirmeye çalışır gibi ya da böyle bir niyeti olmasa bile yaptığı faaliyetlerin sonucu buraya varırsa olan gezegeni olmayacak. Yani binlerce yıldır, milyonlarca yıldır olduğu gibi gezegen kendi yolunda, kendi çizgisinde yaşamaya, var olmaya devam edecek. Döngüleriyle, değişimleriyle, dönüşümleriyle, ancak belki canlılara bir hayat sunamayacak. Dolayısıyla aslında tarihten silinecek olan insanlık, gezegen değil. Zirveleri genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi COP zirveleri çok uzun süredir yapılıyor. Yaklaşık 30 yılı bulacak neredeyse. 93'ten beri yapılıyor galiba. Evet, 93'ten beri yapılıyor. Aslında iklim değişikliğiyle ilgili sinyalleri biz 70'li yıllarda alıyoruz. O dönem işte bu bilim insanları bir araya gelip hani iklimde bir değişiklik sezdiklerini, bunun insan aktiviteleri kaynaklı bir şey olduğunu ilk başta raporluyorlar ve bunu devletlere söylüyorlar dikkat çekmek için. Ancak ilk başta bu tam anlaşılmıyor. O dönem dünyanın gündemi de çok farklı, daha başka öncelikler var. İlk böyle bir 10-15 yıl bu anlaşılmıyor. Ancak daha sonra Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle birlikte bu iklim değişikliğinin konuştuğu zirveler yapılmaya başlanıyor. Önce iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi diye bir sözleşme yapılıyor. Ondan sonra da bu zirveler yapılmaya başlanıyor. Bu faaliyetler nereye gidiyor onu hep birlikte kontrol etmek için. Geçen sene çok ilgi gören bir zirveydi. COP26, 26. kez yapılmıştı. Pandemiye rağmen oldukça ilgi gördü. Evet, pandemiye rağmen oldukça ilgi gördü. Ben de İstanbul'da olmama rağmen zirveyi birebir takip ettim. 2 hafta süresi boyunca bir sürü bu konuda çalışan akademisyenle, uzmanla temasımı sürdürdüm ve bir sürü fikir alışverişinde bulunduk. Genel olarak hani şu anda benim çıkarımım ne yönde? Büyük bir uyanış var. Özellikle pandemiden sonra ve pandemiyi takip eden doğal afetlerle insanlar gezegene çok büyük zarar verdiğimizin farkındalar. Tüketiciler böyle düşünüyor artık ve bu birçok şeyi etkiliyor. Yani satın alma alışkanlıklarını, tercihleri vesaire birçok şeyi etkiliyor. Belki oy vermeyi bile etkiliyor. Ve bu kadar büyük bir değişim büyük kitlelerin de, büyük tarafların da, yani devletlerin de, STK'ların da, markaların da dikkatini çekiyor. Dolayısıyla bu büyük uyanış şu anda gerçekten gerçekleşiyor. Buradaki tek problem şu, bizim yeterince zamanımız olacak mı acaba? Çünkü bu büyük uyanışla ne yapacağımıza karar vermeye çalışıyoruz. Ortada bir takım planlar var, bir takım aksiyonlar var ve yapılması gerekenler var, hedefler var. Acaba biz o hedefleri hayata geçirmek konusunda aksiyon almayı hızlandırdığımızda yetişebilecek miyiz? Soru bu asıl, şu anda sahip olduğumuz soru. Ya bu söylediğin çok geniş bir şey, dünyayı ilgilendiren bir konu olduğu için insanlar daha rahat anlasın. Neye yetişmek? Örneğin 2050 yılındaki dünya ortalama sıcaklığında işte 1950'ye göre 2,5 derecelik daha büyük bir artış olması ya da 3 derece. İşte o yarım derece bile aslında milyonlarca insanın ulaşacağı gıdayı, suyu etkileyecek. Kesinlikle. Temel hedefimiz karbonu azaltıp dünya sıcaklık ortalamasını mümkünse artışını azaltmak. O ivmeden iyiye gitmek için bireysel olarak neler yapabiliriz? Şimdi bir kere bu şey çok doğru. Yani şu zamana kadar sera gazı emisyonlarına, iklim değişikliğine sebep olan şeyler sera gazı emisyonları. Sera gazı emisyonları da her türlü endüstriyel ve insan faaliyeti neticesiyle ortaya çıkıyor. Yani ısınma, barınma, ulaşım, işte fabrika faaliyetleri gibi şeyler, evet, atmosfere sera gazı emisyonlarının alınmasına neden oluyor. Bunlar da atmosferi ısıtıyor. Dünyanın ortalama sıcaklığının değişmesinden bahsediyoruz. Evet. Yani biz hava durumunun değişmesinden bahsetmiyoruz. Evet. Onu da özellikle söylemek lazım. Hava durumu bugün hani günlük olan şeyler, belki birkaç gün için tahmin edilebilir şeyler, ama iklim bir bölge için daha geniş perspektifte, yani o bölgenin karakteristiği haline gelmiş hava durumu aslında. Yani bir 30 yıl içinde o bölgede, o zaman için, o mevsim için ne gibi bir meteorolojik koşul beklenir? Bu aslında biraz iklimle ilgili. Bu çok karakteristik bir şey, çok değişmeyecek bir şey. Yani 100 yılda, 50 yılda değişmeyecek bir şey. Evet. Ufak değişiklikler gösterebilir ama karakteristiği bir bölgenin çok belli. İşte biz bunda bir değişiklik olduğunu düşünüyoruz. Mesela Akdeniz'in karakteristik iklimi, bunun değişmesinden bahsediyoruz. Başka bölgeler için de değişikliklerden bahsediyoruz. Isındıkça İklim rejiminin bozulmasından bahsediyoruz. İklim rejimi sadece havada olan bir şey değil aslında. Gezegenin birçok unsurunun, yani atmosferin, okyanusların, karanın, işte canlılar dünyasının, fotosentez yapan canlılar dünyasının hepsinin birbiriyle etkileşiminin sonucunda ortaya çıkan bir şey iklim sistemi. Dolayısıyla yani bu kadar büyük bir şey aslında bizde, yani mesela bazı kritik parametreler vardır ya, mesela insan vücudunu da baz alabiliriz. Bizim ortalama bir vücut sıcaklığımız var. O sıcaklık yarım derece arttığı zaman, bir derece arttığı zaman ne oluyor? Her şey değişiyor değil mi? Bir hastalık beklentisi, hastalık şüphesiyle harekete geçiyoruz. Dünyanın ortalama sıcaklığının yarım derece, bir derece artması da, 2 derece artması da benzer bir şeyi işaret ediyor. Şu anda dünya hasta ve acilen tedavi gerektiriyor diyebiliriz aslında, çok temel bir şekilde. Dolayısıyla iklim rejiminin, iklim sisteminin bozulması demek, doğanın bir ritmi var. İşte mevsimler var, ona göre işte ekilenlerin biçildiği zamanlar var, işte hayvanların bir ritmi var. Bazı hayvanlar kışın başka davranıyor, bazıları yazın başka davranıyor. Ağaçların, bitkilerin bir ritmi var. Bunların hepsinin alışageldiği hayatlarında çok büyük değişiklikler yapmak demek. Ve biz onlarla çok hani fiziksel olarak dokunmasak da o kadar bağlantılı yaşıyoruz ki bizim gıdamız, yaşantımız, birçok şeyimiz aslında bu döngünün düzgün işlemesine bağlı. O döngünün bozulmasından endişe ediyoruz aslında. Ve burada da şöyle bir şey var. Az önce ilk sorduğun soruya gelirsek, burada dünya liderleri ne kadar ciddi? Artık ciddi olmak zorunda olduklarının farkında olacak kadar ciddiler. Hepsi birbirini bekliyor. En büyük sorumluluk tabii ki Amerika'ya, Hindistan'a ve Çin'e düşüyor. Ama öyle bir dönemdeyiz ki artık bu konu global bir problem. Yani Amerika daha çok yapsın, Çin daha çok yapsın, öbür ülkeler biraz daha bekleyebilir gibi bir şey. Artık o noktada değiliz. Artık hep birlikte el ele bu iş için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Artık öyle bir zaman dilimindeyiz. Markalar ne yapmaya çalışıyor ve ne yapıyor? Ne demektir mesela sürdürülebilir bir marka olmak? Şimdi markalar bir kere tüketicinin az önce bahsettiğimiz uyanışının çok farkındalar. Bir uyanış var. Evet, kesinlikle. Zaten tüketiciler markalar özelinde çok güçlüler. Yani markaların kendilerini şekillendirmeleri, kendi faaliyetlerini yürütmeleri konusunda dinlemek ve duymak istedikleri mecra tüketiciler. Dolayısıyla tüketici ne kadar bu konuda bilinçli olursa, ne kadar talep ederse, ne kadar inandığı, beklediği şeyi dile getirirse, markalardan bunu isterse ve bu taleplerini sıklıkla dile getirirse, markalar da bu dönüşüme o oranda hız verecektir. Dolayısıyla aslında biz hani 6 milyarda bir kişi gibi görünsek de, işte sen, ben, buradaki çekim ekibi arkadaşlarımız hep birlikte bir araya gelsek ve sıklıkla sürdürülebilirlikle ilgili kampanyalar istesek, ürünlerde, hizmetlerde bununla ilgili çalışmalar beklediğimizi göstersek Ki bunu göstermek çok kolay. Bir mağazadan alışveriş yaptığınız zaman kasada ödeme yaparken siz bu konuda ne yapıyorsunuz? Geri dönüşümle ilgili bir çalışmanız var mı? Döngüsel ekonomiyle ilgili ne gibi şeyler yapıyorsunuz? Bakın rakibiniz şunları yapıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Ben bir müşteriniz olarak hani sizden bunları bekliyorum desek, bir kişi, 5 kişi, 10 kişi gün içinde böyle birkaç tane talep alınca tabii ki kasadaki görevli bunu yönetime taşıyacaktır. Bunu alışkanlık haline getirmek çok çok önemli. Ben şimdi bu görevim gereği birçok tarafla bir araya geliyorum. Evet. Tüketicilerle de, belediyelerle de, markalarla da, bazen devlet erkanıyla da bir araya geliyorum. Evet. Aslında herkes o salonda toplandığı zaman istiyor bunu. Daha çevreci olsun, daha güzel olsun, çocuklarımız ağaca tırmansın, atmosfer daha temiz olsun, işte yaz gelsin, baharlar kayboldu, baharlar da eskisi gibi olsun, yaşayalım ilkbaharı, sonbaharı gibi. Herkes bunu istiyor. Ama biz bunu ne kadar dile getiriyoruz? Evet. Orada gidecek yolumuz var. Bence daha çok dile getirmemiz lazım. Hani bugün bizi dinleyen bütün dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz inşallah bu mesajı alsınlar bugünden itibaren. Taleplerini dile getirsinler her mecraya. Tabii ki bu işi gerçekten sahiplenmek isteyen markalar var. Ben mesela markaların üst düzey yöneticileriyle de bir araya geldiğim zaman diyorlar ki ya biz zaten üretiyoruz, zaten satıyoruz, zaten işimizi yapıyoruz. Artık bunun üzerine bir şey koymak lazım. Bu işi daha tırnak içerisinde nokta nokta yapmak lazım. Eğer o boşluğa bir şey koymam gerekseydi ben sürdürülebilir olmayı tercih ederim Umay Hanım diyorlar bana mesela. Neden diyorum? Mecbur musunuz diyorum. Hani devlet mi, kanun mu, o mu, bu mu? Hayır diyorlar, çocuğum için. Gelecek için. Yani şu anda bunu ben yapmasam, kitlelere ulaşan bir firmanın başındaki birisi, ben yapmasam yarın çok geç olacak. Evet. Yani bunun ayırdına vardığım için, işte çocuğuma daha iyi bir gelecek bırakmak için, çocuğumun arkadaşlarına daha iyi bir gelecek bırakmak için şu anda ben zaten sattığım bir ürün var, zaten işlerim var, her şey yolunda. Hani artık bunun üzerine tek koymam gereken bu işi biraz daha gezegen dostu yapabilmek. İşte bunu çok duymaya başladım ben mesela. Yani hani bir uyanış yine o tarafta da var. Tabii ki hepsi birbirinin aynısı değil. Bazıları tabii ki daha çevreci görünüp o bütün faaliyetlerini aslında öyle yapmıyor ama onu da şuradan yakalayabiliriz. Geçici kandırabilirler bizi. Yani bir kere kandırabilir, 2 kere kandırabilir. Bu iletişim, yani sürdürülebilirlikle ilgili yaptığı iletişim ne kadar sürekli? Bunu faaliyetlerine ne kadar yansıtmış? Çalışanları bu konuda ne kadar bilinçli? Bir çalışanına sorduğumuz zaman reklamlarda anlatılan o mesajların altında ne gibi gerçekler var, ne gibi bir düşünce yapısı var, bu işin felsefesi nedir diye sorduğum zaman çalışanları bunları ifade edebiliyor mu? İşte bunlar bizim eleme yöntemlerimiz olabilir. Bu dünya çapında yapılıyor mu? Dünya ülkelerinin liderleri de şirin görünmek için böyle bir şey var mı? Evet var. Çünkü bütün dünyada doğal afetler oluyor. Bütün dünyada iklim değişiyor ve onun etkilerini biz gözlemliyoruz artık. Yani eskiden hani hep diyoruz ya eskiden böyle değildi, bugün böyle oldu. İşte biz de son zamanlarda meteorolojik aktivitelerde çok büyük değişiklikler yaşıyoruz. Hepsini iklim değişikliğiyle bağdaştıramayız henüz, bilmiyoruz bunu. Çünkü bakmamız lazım. Her istisnai olay, yani geçmişten bugüne gelen rejimin bir kere bozulması, 2 kere bozulması iklim değişikliğine işaret eder diyemiyoruz ama yine de hani bir takım farklılıklar olduğunu biliyoruz. Ekstrem değerlerde artışlar var. Ekstrem değerlerde artışlar var. Bunları biliyoruz. Doğal afetlerde artışlar var. Bunları da görüyoruz. Yani dolayısıyla bunların hepsi dünyanın her yerinde oluyor. Bazılarında çok acı sonuçlar veriyor. Bazılarında biraz daha başka türlü kayıplara neden oluyor. Yani irili ufaklı diyelim. Dolayısıyla herkes bu konuya çok duyarlı hale geliyor. Bütün devletler bu konuda bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyor. Burada önemli olan şey işte o samimiyet, süreklilik, bir plana ve stratejiye sahip olmak, o planı, stratejiyi genele yaymak ve herkesle paylaşmak ve bunun takipçisi olmak. Bir de biz ülke olarak gündemi çok sık değişen bir ülkeyiz. Şimdi mesela işte... Öğleden önce farklı, akşam farklı. Evet. Yani bir pandemi vardı. Zaten o bütün dünyayı ilgilendiriyordu. Evet. Canımızı kurtarmaya çalışıyorduk. Sonra savaş... Evet. Etrafımızda savaş, zaten Orta Doğu'ya yakın olduğumuz için. Şimdi Avrupa'da bir savaş var. Şimdi onlar var. Bir taraftan ülkenin kendi içinde bir seçim gündemi var. Bunlar olunca tabii bunlar sürekli öncelik değiştiriyor. Ama yine de önce yani başımıza ne gelirse gelsin, gündemimiz ne olursa olsun arka planda bunlar çok uzun soluklu projeler. Onların yürüyor olması gerekiyor. Sen çöplerini ayrıştırıyor musun? Kesinlikle. Ben yıllarca bunu anlattım. Her yerde önce ben bunu anlattım. Atıklar nasıl ayrıştırılmalı ve geri dönüşüme nasıl gönderilmeli? Burada da bir özet geçmek ister misin? Tabii ki memnuniyetle. Ya aslında bunu neden yaptığımızı bilmekle başlıyor. Evet, evet. Şimdi biz şehirleşen, kentleşmesi artan bir ülkeyiz. Dünya genelinde de kentleşme artıyor zaten. Yani evet. Köylerden, kasabalardan insanlar kentlere taşınıyor. Şimdi bu şehir planlamada işte okullar lazım, binalar lazım, konaklamak için konutlar lazım, işte sosyal tesisler, hastaneler vesaire aklımıza gelen şeyler. Tüm bunların dışında yani bizim o şehirde yaşayan kişiler olarak gözümüze görünen her şeyin dışında başka tesisler de var aslında. Çöplerin, yani bizim oluşturduğumuz atıkların bertaraf edildiği tesisler var. Mesela işte geri dönüşüm tesisleri var, aktarma istasyonları var. Bu çöpler direkt bir yere gidip gömülmüyor. Orada bir aktarma tesisine gidiliyor, oradan transfer oluyor. Ondan sonra ayrıştırma istasyonları var geri dönüşebilir atıklar için. Düzenli depolama sahaları var. Bunlar bildiğimiz büyük alanlar. O alanlarda işte altına böyle sızdırmaz bir plastik döşeniyor. Sonra onlar parsel parsel bölünüyor. Ve bütün geri dönüştürülebilir olanlar değil ama organik olanlar eğer kompost yapılmıyorsa oraya gömülüyor. Sonra üzeri kapatılıyor. Yani. Evet evet, plastik bir sızdırmazın içine gömüyoruz. Şu anda bizim sahip olduğumuz teknoloji bu dünya olarak. Yani biz atıklarla nasıl uğraşıyoruz? Atıklarla uğraşma mantığımız onları bizden uzaklaştırmak üzerine kurulu. Yani atıkları uzaklaştıralım yerleşim bölgelerinden, gözümüzün önünde olmasın. Etkisiz hale getirelim, mümkün olduğu kadar getirelim ki geliyor orada. Ama nihayetinde kütle korunum kanunu işte yoktan var olmuyor, vardan yok olmuyor. Biz onları gömüyoruz, sonra üstünü kapatıyoruz güzelce. Doğayla tekrar ya da insanla tekrar temas kurmayacak şekilde yapıyoruz bunu ve üstünü yeşillendiriyoruz. Şimdi bunların hepsi de tesisler ve alanlar. Yani biz onları görmüyoruz ama dünyada bunlara ihtiyaç var. Biz bunları kullanıyoruz. Şimdi dolayısıyla eğer biz atıklarımızı, geri dönüştürülebilir olanları çöpten yani yiyecek atıklarından, organik atıklardan ayırmazsak, hepsini bir poşetin, bir kutunun içine atarak çöp kamyonuna ya da çöp kutusuna verirsek, o zaman o geri dönüştürülebilir olanlar diğerleri bulaştığı için geri dönüşebilirlik niteliğini kaybediyor. Dolayısıyla bizim bugün yapacağımız en güzel iyilik, hani dünyayı kurtarmak için ne yapalım? Kendi evimizden başlayalım. Bir tane daha kutu koyalım çöpün yanına. Evet. Daha makul bir kutu. Bir poşet koyalım evde yer yoksa, mutfakta yer olmayabilir. Ama bir çözüm bulalım yani. Bir çöp, bir şey daha. Ve bütün geri dönüşebilir olanları. Yani mutfaktan çıkan işte kozmetikler var, kağıtlar, onlar bunlar var. Bütün geri dönüşebilir olanları onun içine atalım. Ağzını bağlayalım. En yakın geri dönüşüm kutusuna koyalım. Eğer geri dönüşüm kutusu mutlaka vardır. Genelde ben eğitim verdiğim zaman deniyor ki işte benim bulunduğum yerde geri dönüşüm kutusu yok. Ama eğitimden çıktıktan sonra bizim sokağın köşesinde varmış, ben hiç görmemişim de diyorlar. Şöyle etrafa biraz daha dikkatli bakarsak mutlaka var. Yoksa da bağlı bulunduğumuz ilçe belediyesini arayabiliriz. Biz geri dönüşüm kutusu istiyoruz diye onlardan talep edebiliriz. Evet. Yine gelmediyse, bazen olmuyor. Yine pes etmek yok. Çöpün yanına ağzını bağlayıp geri dönüştürülebilir atıkları bırakabiliriz. Onlar eninde sonunda geri dönüşüm zincirine katılacaktır. Sen yakın zamanda atıkları geri dönüştürmenin ötesinde planların ya da şunlar yapılabilir dediğin bir şeyler var mı? Ben şimdi zaten mümkün olduğu kadar sürdürülebilir markalara doğru yönelmeye çalışıyorum. Eskiden bu biraz daha zordu. Yani işte satın aldığımız ürünlerde sürdürülebilir bir markayı takip etmek ve diğerlerini satın almamak gibi bir şey çok zordu. Çünkü sürdürülebilir markaların sayısı çok azdı. Ama şimdi sayıları daha da arttı. Hatta Amerika'da çok böyle sürdürülebilir ürünler satan dükkanlar var. İşte ambalajsız dükkanlar diyorlar ya da işte daha konsantre ürünler satan yerler diyorlar. Onlar dünyanın farklı yerlerinde de yaygınlaşmaya başladı. Yani ambalaj kötü bir şey değil, satın almak da kötü bir şey değil, onu da söyleyeyim. Hani ben burada bunları anlattığım zaman bazen hani hiçbir şey satın almayacak mıyız, hiç uçakla seyahat etmeyecek miyiz, hani hiç mi öyle bir şey mümkün değil zaten. Yani şu anda şehirde yaşayan insanlar olarak hepimizin yaptığı bazı şeyler var. Burada önemli olan şey aşırıdan kaçmak. Yani ihtiyacımız olanın dışında alışveriş yapmamak, ihtiyacımız olanın dışındakini kullanmamak. Yani mümkün olduğu kadar sadece ihtiyaçlarımızı karşılayacak şey. Ya bu benim ihtiyacım mı? Hani biz böyle sürekli kötüye gidiyoruz gibi görünüyor ya. Şu anda öyle bir yerdeyiz ki bir kırılma noktasındayız aslında. Bir dönüşümün başlı butonuna basıldı. Şu son birkaç yıldır. Ve bu dönüşüm öyle bir noktadayız ki yani sanki o yol ayrımındayız. Ya sürdürülebilirlik, o gezegen dostu yola doğru gideceğiz ya işte o tarafa gideceğiz ama sonra döneceğiz yine bu kapitalist düzen, kömür vesaire o tarafa doğru. Yani o yol ayrımında olduğumuzu hissediyorum ben şu içinde bulunduğumuz 3-5 sene artı eksi içerisinde. Ama o kadar baskı var ki sanki o sürdürülebilirlik yolunu seçeceğiz, o tarafa doğru gidiyoruz. Ve ondan sonra bundan 10 sene sonra o kadar bunun içine gireceğiz ki, o kadar alışacağız ki artık bu günlük hayatımızın bir normali ve ritüeli olacak. Şu an hani konuşuyoruz ya bunlar olacak mı, gelecek mi diye. O zaman geldiği zaman zaten var olacak ve biz buna alışmış olacağız. Dediğin gibi o zaman da teknolojiyi daha sürdürülebilir, daha gezegen dostu uygulamalar için araştırma yapmak üzere kullanacağız. Tekrar hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum Umay. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu haftaki kaydımızı bu şekilde sonlandıralım. Sevgili Bulut'tan takipçilere ve bu yayının ulaştığı herkese hoş bir sohbet oldu. Dünya kurtulabilir mesajını aldık. O kadar kötü değiliz. Çalışan markalar da var, insanlar da var bireysel olarak. İyileşmemiz gerektiğini düşünen yöneticiler de var.